Türkiye'de böbrek hastası sayısında korkunç bir artış var. Açıklama Türk Böbrek Vakfı'ndan geldi. Başkan Timur Erk, böbrek sağlığına daha çok eğilmek zorunda olduklarını belirterek bunun için de üç beyazdan yani tuz, un ve şekerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Türkiye'de yaklaşık 8 milyon böbrek hastası bulunduğunu, her 6 kişiden birinin bu konuda risk altında olduğunu belirten ERK, şeker hastalığı ve tuz tüketimine paralel olarak giden hipertansiyonun böbrek sağlığını tetikleyen iki büyük unsur olduğunu kaydetti. Türkiye nüfusunun yaklaşık %17'sinin kronik böbrek hastalığının evrelerinden birinde olduğunu, hastalığın artış hızının da %8 olduğunu belirten Erk, Türkiye'de son dönemde kronik böbrek yetmezliği olarak tanımlanan 5. evredeki hasta sayısı 70 bin civarında. 2016 yılında bu sayının 115 bin olacağı öngörülmektedir. Korkunç bir artış var. Çünkü Türkiye'de ciddi şekilde hipertansiyon ve şeker hastalığı artışı var. İki beyaz yani şeker ve tuz böbrek sağlığının en büyük tetikleyici. Bu nedenle tüketimi azaltmak lazım diye konuştu. Kronik böbrek yetmezliği bulunan bir hastanın yıllık diyaliz maliyeti 30 bin lira. 70 bin hasta içinse yıllık maliyet 2 milyar lirayı geçiyor. Bu rakamın 2016 yılında 115 bin hasta için 3 milyar 450 milyon TL olması öngörülüyor. Bu hastalığın tedavisine gelince, belirti vermeden ilerleyen sinsi bir hastalık olan kronik böbrek yetmezliği ile mücadele ilişkin Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk vatandaşlara şu tavsiyede bulundu. Yılda en az bir defa idrar tahlili testi yaptırın. Tansiyonunuzu düzenli olarak ölçün ve normal sınırlar arasında olmasına özen gösterin. Sağlıklı beslenin, Kilo fazlanız varsa vermeye çalışın. Haftanın en az 3 günü en az 35 dakika yürüyüş yapmaya gayret edin. Günlük tuz tüketiminizi 6 gramla sınırlayın. Yemeklerin tadına bakmadan tuz ilave etmeyin. Her gün en az 8 bardak su için.